Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kağıt, iple, oval çanta tabanı yapımını anlatacağım. Ben baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım ama tabanının oval şekilde ayrıyeten videosunun olmasını istedim. Çünkü üzerine farklı bir desen deneyebilirsiniz diye. İp olarak dediğim gibi kağıt iple yapacağım. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Rahatlıkla bulabilirsiniz. İnternet üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Tığ olarak eliniz sıkıysa kalın uçlu tığlar kullanın. Eliniz genişse ben elim biraz geniş, o yüzden 2,5 mm'lik tığla öreceğim. 4 numara. Sizin eliniz sıkıysa 5 numara 2 nokta pardon 3 mm'lik tığlarla örebilirsiniz. Size kalmış. Evet, şöyle hemen dediğim gibi videonun tamamının yapımında inşallah hafta içi paylaşmaya çalışacağım. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, şimdi başlayacağız ama tabanının şöyle sert olmasını istiyorum. O yüzden 14 metre ipimizi keselim arkadaşlar. Bu şekilde 14 metre kağıt ipimizi, aynı renk ipimizi keselim. Sonra ikiye katlayalım arkadaşlar. İkiye katlayalım. Onu sık iğnelerin arasında, yani taban arasında yürüteceğiz. Onu unutmayın. Ben şöyle ayarladım. Bakın bu şekilde 14 metre ipi kestim. Fazla da olur arkadaşlar. Az olmasın derseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Evet, şöyle iki kat yaptım. Şöyle kenarda dursun. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 22 tane zincir çekelim. Ne sıkı ne geniş olsun elimiz. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 22'ye tamamlayalım. Evet, 22 tane zincirimi çektim. Şöyle dediğim gibi iki kat yaptığım ipimi aldım. Şöyle ikinci zincire batıyorum. Bakın bunu da şöyle tığımın üzerine aldım. Bunu araya alarak sık iğne yapacağım. 1 aynı yere aynı zincire 2 sık iğne yapıyorum. Aynı zincire 3. sık iğnem. Aynı zincire 4. sık iğnemi yaptım. Tekrar gösterebilirim. İlk defa yapacaksanız bilemeyebilirsiniz, o yüzden şöyle zincirim açıldı. Şöyle onu da düzelteyim. Ne yaptık? 22 tane zincir çektik. İpimizi şöyle iki kat ipimizi şöyle yerleştirdik. Şurası uzun olsun, sorun olmaz. İkinci zincire batıyorum. Bunu da araya alıyorum. Bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 Bakın bu arada duruyor. 3 4 Köşeyle başlamış olduk. Aynı yere 4 tane sık iğne yaptım. Kağıt ip biraz zor olabilir. Kağıt ipi yumuşatma videoları var, izleyip yumuşatıp da bilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıradaki zincire geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne. Her bir zincire bir sık iğne yapacağım. Bu iki ipi de arada yürüteceğim. Böyle her birine bir batarak ilerliyorum. Dediğim gibi bu iki ipi de arada yürütüyorum ki tabanımız biraz sert ve sağlam olsun. Böyle. Arada düzeltebilirsiniz. Şöyle her birine bir batıyorum. Bu ikiyi bir dediğim gibi arada yürütüyorum. Sadece taban yaparken bu şekilde arada yürüteceğiz. Evet. Böyle arada şöyle düzeltin arkadaşlar. Çekiştirin. Düzelsin. Şeklini alsın. Sıranın sonuna kadar, şuraya kadar gelelim. Evet. Son bir zincirim kaldı. Ona da 4 tane sık iğne yapacağım. Köşelerde 4 sık iğne yapacağız. Şöyle. Onun içine giremedim. Şöyle. Bu ördüğünüz iple diğerlerini karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü diğerleri kısa. Son zincirimin içine 1
Aynı yere 2. Aynı yere 3. Başlangıç ipinde gördüğünüz gibi buraya karıştı. Aynı yere 3'tü. Aynı yere 4. Sık iğnemi yapıyorum. Köşeyi dönmüş oldum. Zincirin öbür tarafına geçtik. Burada yine sık iğne yaparak ilerliyorum. Zincirin öbür tarafına. Şöyle her birine bir batıyorum. Şöyle. Sık iğnelerin karşısına sık iğne yapıyoruz. Birinci sıradayız. Evet, bu şekilde her birine bir batarak şuraya kadar gelelim. Burada burayı şöyle saklayacağız, onu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle bakın, burada da başladığımız o iki kat ipimiz var. Onu şöyle yatırıyorum. Bunu da bu şekilde yatırıyorum. Onları da araya alıp sık iğne yapıyorum. Uç kısımlarını keseriz birazdan. Yine sık iğnelerime sık iğne yaparak ilerliyorum. Şöyle. Şöyle sonuncuya batıyorum. Tamamdır. Sırayı tamamladım. Şöyle burada bir üst sıraya geçmiş olduk. İşaretleyici koyabiliriz, koymayabiliriz arkadaşlar. Şimdilik koyalım. Evet, şöyle ilk köşemdeki ilk sık iğnemin üzerine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Şöyle. Buraya işaretleyici olarak ip koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane ip aldım, kestim. Hatta bunu sökelim, öncesine koyalım arkadaşlar. Şuraya koyayım. Öncesi olsun. Evet, şöyle köşedeki 4 zincir, 4 sık iğne yapmıştım. İlkine 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yine bu ipimi yürütüyorum. Gördüğünüz gibi iki kat ipimi yürütüyorum. Sıradaki sık iğneye geçtim. 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere ikinci yapıyorum. 4 tane çift batacağız. Sıradakine geçtim. 1, aynı yere ikinci yapıyorum. 4 tane çift battık. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Şu arkadaki ipimizin fazlalarını da alalım şöyle. Evet. Buradaki köşemizi tamamladık. Her birine bir batarak ilerleyelim. Yine dediğim gibi bu iplerimi arada yürütüyorum. Şöyle arada elimizde de düzeltelim. Diğer köşemizdeki ilk sık iğnemizin tepesine kadar gelelim. Evet. Diğer köşeme geldim. İlk sık iğnenin üstüne batmadım. Bir öncesindeyim. Buraya da işaret koyalım. Şöyle daha iyi anlatabilmek adına iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle. Karşımda 4 tane sık iğne var köşe için. Ne yapıyorduk? Her birine 2 batacağız. Hemen sıradakine. 1. Aynı yere ikinciyi batıyorum. Sıradakine geçiyorum. 1. Aynı yere ikinciyi batıyorum. Sıradakine geçtim. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1. Aynı yere 2. Evet, ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, bu artırmaları kendim böyle yaparak denedim arkadaşlar. En güzel nasıl olur o şekilde kağıda çizdim. Çizimini yaptım. O şekilde ilerleyeceğim.
oval olsun köşeler diye. Evet, her birini bir batarak devam ediyoruz. Buradaki işaretlediğimiz yere kadar gelin. Buranın üzerine kadar gelelim. Evet, şöyle bükülmesine bakmayın arkadaşlar. Sonra ütüleyeceğiz, düzelecek. Sert olduğu için o şekilde duruyor. Şöyle bakın. İşaretleyicim, bakın. En son burada çift batmışım. Onun öncesindeyim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. İlk sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir. Aynı yere iki. Evet. Üçüncü sıradayız. Bir tek batıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Sıradaki sık iğneme iki sık iğne yapıyorum. Bir. Aynı yere iki. Sıradakine tek batıyorum. Bir. Sıradakine 2 batıyorum. 1. Aynı yere 2. Sıradakine tek. Sıradakine 2 batıyorum. 1. Aynı yere 2. Evet, sıradakine tek battım. Köşeyi dönmüş oldum. Püf noktası oval şeklinde durması arkadaşlar. Oval şeklinde durması lazım. O yüzden artırmalarımız, yerleri önemli. Evet, ve her birine bir batarak devam ediyorum. Her birine bir batarak devam edelim. Diğer işaretleyicimizin öncesine kadar gelelim. Yine bu iplerimizi arada yürütüyoruz. Arada şöyle elinizle düzeltin. Evet, diğer işaretleyicimin öncesine kadar geldiğim, bakın bir öncesindeyim. Burada bakın, 1 2 batmışım bu yuvaya. İşaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Diğer köşede ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Hemen sıradaki yuvama, sık iğneme 2 sık iğne yapıyorum. Bir tek bir çift batarak ilerleyeceğiz. Aynı yere ikinci yapıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Sıradaki sık iğneme 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine tek. Sıradakine 1. Aynı yere 2. 4 tane artırmamız oluyor. Yani 4 tane çift batmış olacağız. Sıradakine tek. Sıradakine 1. Aynı yere 2. Sonuncuya tek batıyorum. Şöyle yine de beraber sayalım. 4 tane oldu ama. 1, 2, 3, 4 tane çift battık. Diğer tarafta aynı şekildeydi. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Diğer işaretleyicime gelene kadar örüyorum. Evet. Diğer işaretleyicime kadar geldim. Burayı da geçersek dördüncü sıraya geçmiş olacağız. Burada iki işaretleyicim de aynı renk. O yüzden bunu değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü bir üst sıraya geçtiğimi ben anlarım ama yeni öğreniyorsanız belki anlamayabilirsiniz. Farklı renk kullanalım arkadaşlar. Pembe ip kullandım. Bir üst sıraya geçtiğimi pembe rengimi görünce anlayacağım. Evet, bu sırada İki tane tekle başlayacağız. Bakın, işaretimi koydum karşında. Bu yuvaya çift batmışım. Sırayla iki tane tek batıyorum. Bir. Sıradakine de tek batıyorum. İki. İki tek battıktan sonra bir tane çift batıyorum. Sıradakine bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. İki tane tek. Bir. Sıradakine de tek battım. 2. Sıradakine 2 tane batıyorum. 1. Aynı yere 2. 2 tek, 1 çift. Şöyle. Sıradakine tek. Sıradakine tek.
Sıradakine iki tane batıyorum. Bir. Aynı yere iki. Evet. Şöyle. Sıradakine tek. Şöyle sayalım. Dört tane çiftimiz olacak. Bir, iki, üç. İki tane tek. Bir tane çift. Bir. Aynı yere iki. Evet. Dört tane çift batmış olduk. Bakın. Bir, iki, üç, dört. Sırayı tamamladık. Yani köşeyi döndük. Ve her birine bir batarak devam ediyoruz. Yine iki ipimi. Bakın, iki tane kağıt ipimi arada yürütmeyi unutmuyorum. Evet. Buraya gelince de arkadaşlar aynı işlemi yapacağız. Burayı da göstereyim. Sonra bir dahaki seferlerde bu kısmı göstermeyeceğim. Sadece başlangıcı göstereceğim. Çünkü hep aynı teknikle öreceğiz iki köşeyi de. Şuraya kadar gelelim. Evet, diğer köşeme geldiğim şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum. Bakın en son şöyle işaretleyiciden sonra çift batmışım. İşaretimi aldım, buraya yerleştirdim. Ne yapmıştık? Diğer köşede iki tek bir çift batmıştık. İki tekle başlamıştık. Hemen ilk sık iğneme tek. İkinciye de tek batıyorum. Sonra çift batıyorum. Bir. Aynı yere iki. İki tane tek. Bir. İki. Bir tane çift batıyorum. Bir. Aynı yere iki. İki tane tek. Bir. Sıradakine de tek batıyorum. İki. Sıradakine çift batıyorum. Bir. Aynı yere ikinciyi batıyorum. İki tane tek. Şöyle. Bir. Sıradakine iki. Sonuncuya da çift batıyorum. Bir. Aynı yere iki. Yine de çift battıklarımızı sayalım. Dört tane olacak. Bakın. Bir. İki. Üç. Ve dört. Sonra yoluma devam ediyorum. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet. Diğer işaretleyicimize kadar buraya kadar gelelim. Evet, dördüncü sıranın sonundayım. Beşinci sıraya geçeceğim. Beşinci sıraya geçtiğimi nasıl anlıyorum? Bakın, bu başlangıç zincirimiz. 1, 2, 3, 4. Şöyle şuraya geçince beşinci sıraya geçmiş olacağız. İşaretleyicimi alıyorum. Pembe işaretleyicimi de görünce anlıyorum ki bir üst sıraya geçmişim. Geçiyorum. Evet. Şimdi çiftle başlayacağım. Bir sıra çiftle başlıyoruz. Bir sıra iki tekle başlayacağız. Mantık bu arkadaşlar. Evet. Buraya hemen bir. Şöyle. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, bir çift battık. Şimdi üç tane tek batacağız. Bir altta iki tek bir çift, iki tek bir çift diye ilerlemiştik. Şimdi bir çift battık, üç tane tek yapacağız. Birinci teki yaptım. İkinciye tek battım, üçüncüye tek battım. Bir tane de çift batıyorum. Bir. Aynı yere iki. Üç tane tek. Şöyle bir. İki. Üç. Üç tekten sonra bir tane çift batıyorum. Bir. Aynı yere iki. Üç tane tek. Bir. İki. Üç tane tek. Şöyle bir tane çift. Bir. Aynı yere iki. Şöyle dört tane çiftimiz oldu sanırım. Şöyle yine de sayalım birlikte.
Ne yapmıştık? Çifte başlamıştık hatırlarsanız. Bir, iki, üç, dördüncü çiftimizi yaptık. Şimdi üç tane de tek batacağız. Beşinci sıradayız. Bir, tek batıyorum. İkinci tek battım. Üçüncü tek battım. Ve yoluma devam ediyorum. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, her birine bir batarak devam edelim. İşaretleyicimize gelince, bu pembe sırasında ne yaptıysak, yani bu pembeye gelince ne yaptıysak, bu köşede ne yaptıysak, aynı işlemi buraya da uygulayacağız arkadaşlar. Bilirsiniz, karıştırırsanız videoyu biraz geriye alın. O şekilde yapalım. Sonra bir sonraki pembe ipime kadar, yani buraya kadar gelelim. Yani sıra başına kadar gelelim. Sıra başında köşeyi, dönüşü göstereceğim. Bilirsiniz artık. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, köşemi tamamladım. 5. sırayı tamamlamış olduk. 6. sıraya geçiyoruz. İşaretleyicimi burada çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Karşımda bir alt sırada çift batmışım. Şimdi demek oluyor ki 2 tane tek batacağım. 2 tek batarak başlayacağım. 1 tek, sıradakine de tek batıyorum. 2 oldu. Şimdi çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, bu sırada 4 tek mi batacaktık? Unuttum. Evet. 4 tek, 1 çift batacağız. Çift battıktan sonra 4 tane tek batıyorum. Bir altta 3 tek, 1 çift batmıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane tek, 1 tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 4 tane tek, 1, 2, 3, 4. 4 tekten sonra 1 tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. Evet, biz sayalım 4 çiftimiz oldu mu? Evet, bir, bakın birinci çiftimiz burada. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü dördüncü çiftimi battım. Ve 2 tane tek yapıyorum. 1, 2. Köşemi tamamlamış oldum. 4 tek, 1 çift yaparak devam ettik. En sonda 2 tek battık. Başta da 2 tekle başlamıştık. Yolumuza devam ediyoruz. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Sadece sert olduğundan böyle kırılıyor arkadaşlar. Sorun yok. Evet, bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceğiz. İşaretleyicimize gelince, burada yaptığımız işlemin aynısını buraya da uygulayacağız. Burada uyguladıktan sonra ben pembe işaretime kadar geleceğim. Yani 7. sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldik. Şöyle kaçıncı sıradayız? Bakalım, başlangıç zincirimiz burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük. 7. sıraya geçtik. 7. sırada ne yapacağız? Her birine bir batacağız arkadaşlar. Bu sırada her birine bir batalım. Şöyle oval şeklini alsın. Hafif genişleme var bu kısımda. O yüzden bu sırada şöyle işaretleyicimi alıyorum. Bir üst sıraya yerleştiriyorum. Artırma yapmayacağız. Her birine bir batacağız. Evet, bu şekilde.
Devam edeceğiz. Yedinci sıra, her birine bir batarak ilerliyoruz. Şu bu şekilde ilmeği çektirerek örerseniz daha düzgün olur. Şöyle. Üç artırma şeklinde de denedim arkadaşlar. O şekilde de güzel durmadı. O yüzden en mantıklısı köşe 4 tane çift batarak başladığım köşe oldu. Ama böyle arada her birine bir batarak devam edeceğiz ki dengelensin. Evet, böyle her birine bir batarak ilerleyelim. Bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Başladığımız yere kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet. Bir sıra her birine bir batarak devam ettik. Yani 7. sırayı örmüş olduk. Şimdi 8. sıradayız. 6. sırada ne yapmıştık? 2 tek bir çiftle başlamıştık. Şimdi 8. sıradayız. Çiftle başlayacağız. 5 tane de tek yapacağız. Hemen işaretleyicimi alıyorum. Hemen ilk sık iğne ve çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 5 tane de tek batıyorum. 1, her birine bir batarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tekten sonra bir tane çift. 1, aynı yere 2. 5 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2, 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, şöyle beraber sayalım kaç tane çift attık. 1, 2, 3, 4. Bu sırada bir tane daha artırma yapmam lazımmış. Öyle çizmişim, kusuruma bakmayın. Çift battıktan sonra 4 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4. 4 tekten sonra bir çift daha batmışım. 1, aynı yere bir tane daha yapıyorum. Dengelenmesi adına bu şekilde yapıyoruz. Çiftlerimiz bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Buradaki işaretleyicime gelince, bu pembeye gelince ne yaptıysam aynı işlemi bu köşeye de uyguluyorum arkadaşlar. Böyle yapalım. Sonra bir üst sıraya, pembe işaretime kadar geleceğim. 9. sırayı size göstereceğim. Evet, 8. sırayı tamamladım. 9. sıraya geçiyorum. İşaretleyicimi aldım. Şöyle buraya yerleştiriyorum. Bir atla alt kat alt sırada çiftle başlamıştım. Şimdi iki tekle başlıyorum. İki tane tek batıyorum. Bir. Sıradakine de tek batıyorum. İki. İki tek battıktan sonra 6 tane çift. Pardon. İki tek battıktan sonra bir çift. Bir çift battım. 6 tane tek batacağım. İki tek. Bir çift. 6 tane tek. Bir. Her birine bir batarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane çift.
6 tane tek. 1 2 3 4 5 6 1 tane çift. 6 tane tek. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu sayalım kaç çift battık. 1 2 3. Şimdi dördüncüyü batıyorum. 6 tekten sonra bir tane çift batıyorum. Dördüncü çiftimi batmış oldum. 5 tane tek batıp sırayı tamamlıyorum. 1 yani köşeyi tamamlıyorum. 2 3 4 5 tek batıp sırayı, pardon, köşeyi tamamladım arkadaşlar. Evet, şimdi her birine bir batarak devam edeceğim. Buradaki işaretime gelince burada köşede ne yaptıysam aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Ve yine bir üst sıraya geçeceğiz. 10. sırayı göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 10. sıraya geçeceğiz. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buraya yerleştirdim. Bu sırada çiftle başlayacağız. Bir altta iki tekle başlamıştık. Hemen ilk sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi 3 7 tane tek batacağım. 1 her birine bir batarak ilerliyorum. 2 3 4 5 6 7 tek bir çift. 1 aynı yere 2. 7 tane tek. 1 2 3 4 5 6 7 tek bir çift. Bir aynı yere 2. 7 tane tek. 1 2 3 4 5 6 7 1 tane çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Bu sırada çift sayısı, çift battığımız sayı 5 olacak arkadaşlar. 7 tane tek. 1 2 3 4 5 6 7 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Ve her birine bir batarak devam edeceğim. Yine de sayalım. 5 tane oldu mu diye. Şöyle bakın. Çiftle başlamıştık. 1 2 3 4 ve 5. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Buradaki işaretleyicimize gelince aynı şekilde devam edelim. Sonra bir üst sıraya geçişi yine göstereceğim. Evet, kaçıncı sıraya geçeceğiz? Beraber sayalım. Başlangıç zincirimiz burası. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıraya geçeceğiz. İşaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bir altta çiftle başlamıştım. Şimdi iki tekle başlayacağım. 1
Tek, iki tane tek battım, bir tane çift batıyorum. Bir, aynı yere iki. 8 tane tek batıyorum. Her birine bir batarak ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 8 tane tek. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tek, bir tane çift. Sekiz tane tek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yedi, sekiz tek, bir tane çift. Evet, şöyle sayalım çiftlerimizi. Dört tane olması lazım. Bir, iki, üç, dört tane olmuş. Şöyle. 8 tane tek batıp sırayı, yani köşeyi tamamlayacağız. Çiftten sonra 8 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, köşemi tamamladım. Şu esnetelim, iyice çekelim. Köşemi tamamladım. Sonra her birine bir batarak devam ediyorum. Buradaki işaretleyicime gelince, burada yaptığım işlemin aynısını burada da uyguluyorum. Sıranın sonuna gelelim arkadaşlar. Pembeye kadar örüp döneceğim. Evet, 11. sırayı da tamamladım. 12. sıraya geçtim. Bu sırada da artırma yapmayacağım. Her birine bir batacağım arkadaşlar. Şöyle biraz hafif kıvrılma var düzelsin diye. Evet. Her birine bir batalım. Artırma yapmayalım. İşaretimizi yine bir üst sıraya almayı unutmayalım. Evet, her birine bir batarak 12. sıramızı tamamlayalım. Evet, her birine bir batarak sırayı tamamladım. 13. sıraya geçtim. Bu sırada artırma yapacağız. Şöyle işaretimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Evet, son artırmamızda 2 tek 1 çift batmıştık. Şimdi 1 çift 9 tek şeklinde batacağız. Hemen ilk sık iğne ve çift batıyorum. Sonra 9 tane tek. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tek 1 çift. Evet.
9 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. 5 tane artırmamız olacak. 5. artırmamızı da yapalım. Yani 5. çift bat, 5. de çift batalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 9 tek bir çift şeklinde devam ettim. Şöyle çiftlerimizi sayarsak ilk başlarken yapmıştık. 1 2 3 4 ve en son 5. yaptım. 5. yaptıktan sonra bir tane de tek batıyorum. Bir tane de tek batıyorum ve sonrasında yoluma devam ediyorum. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Burada uyguladığımız işlemin aynısını buradaki işaretlediğimizden sonra da yapıyoruz ve bir üst sıraya kadar gelelim, yani pembe ipime kadar geleceğim, sonrasını göstereceğim. Evet, 13. sıramızı da tamamladık. Bakın şöyle sorun yok arkadaşlar, böyle kıvrılmasında sadece sert olduğu için kırılıyor, sorun yok modelimizde. Bir sırada her birine bir batarak devam edeceğiz, son sıramız olacak. Evet, şöyle işaretleyicim alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Ve 14. sıramız, her birine bir batalım. Her birine bir batalım. Yine böyle sanki artırmaları fazla olmuş gibi duruyorsa bir sıra daha her birine bir batarak devam edebilirsiniz. Yani 15. sırayı daha örebilirsiniz. Bakarsınız artık. Evet. Gerekirse ben de örebilirim. Her birine bir batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, 14. sıramı da tamamladım sık iğne her birine bir bataraktan. Şöyle kusursuz oldu arkadaşlar. Kusursuz olduğunu nasıl anlarsınız? Şu şekilde ikiye katlayın. Şöyle bakın. İki tarafı da orantılıysa tam dengeli, bakın bu şekilde. Boyutları aynı şekilde duruyorsa kusursuz oldu demektir. Gördüğünüz gibi bu taraftan da aynı şekilde aynı boyutta duruyor. Demek ki iyi yaptık arkadaşlar. Evet, ben ütüleyip döneceğim. Bundan sonra siz kendiniz hangi modeli örmek istiyorsanız o şekilde de devam edebilirsiniz. Şöyle ütüleyeceğim. Ütüleyince nasıl duracak onu da size göstereceğim. Nasıl ütüleyeceğinizi de birazdan size söyleyeceğim. Videonun tamamı içinde inşallah bir hafta içinde paylaşmayı düşünüyorum çantanın devamını. Evet, birazdan döneceğim. Evet, ütüyü yaptım arkadaşlar. Buharlı ütü şeklinde yaptım. Gördüğünüz gibi muntazam oldu. Dümdüz duruyor. Böyle. Dediğim gibi sertlikten dolayı öyle yamuk duruyordu ütüleyince. Gayet güzel oldu. Burada ipinizi kesebiliriz arkadaşlar. Bir üst sıra geçişi ben buradakini çıkartacağım ama diğerini çıkartmayacağım. Devamı için lazım olur. Böyle. Santim olarak da vereyim onu unutmadan. Şöyle santim olarak şöyle bakın. 27 santimden biraz fazla, 27 santim de diyebiliriz. 27,5 da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi en olarak da şöyle 17 santim arkadaşlar. En olarak 17, boy olarak 27 santim, 27,5 diyebiliriz. Gayet güzel oldu. Daha da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Tekniği öğrendiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Size kalmış zincir sayısını daha fazla yapıp sıra sayısını azaltabilirsiniz. Çantanızın modeline göre o şekilde yapabilirsiniz. Böyle dediğim gibi inşallah tamamını en kısa zamanda paylaşmaya çalışacağım. Takipte kalın. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmında istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki
Sonra örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.